Efendim, yaklaşık önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. Görüşmede neler görüşüldü ve Rusya-Ukrayna krizine ilişkin? Arayı sokacağım sadece. Tamam, o zaman gel. Arayı sokacağım. Putin'in doğum yıl dönümü 70 yaşında. Hem onu bir tebrik edeyim istedim. Hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu ara buluculuğumuza özellikle teşekkür etti. Ve bu başarılı ara buluculuk sebebiyle tebrik ediyorum dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar şöyle bir 3-4 gün içerisinde bir etraflıca bir görüşme yapabilirsek iyi olur falan. Ve önümüzde bizim bir de Asya platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin'in de gelme durumu olursa, o zaman dedim orada buluşmak suretiyle etraflıca gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını da daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Ve orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon, ama dediğim gibi Asya platformunda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak. Efendim, Ukrayna Devlet Başkanı'yla da görüşecek misiniz bu arada? Ukrayna Devlet Başkanı. Ben her ikisiyle de görüşüyorum. Bugünlerde bekliyorum. Evet. Efendim, dün Prag'daydınız, liderlerle görüştünüz. Yunan medyasında birkaç iddia ortaya atıldı. Akşam yemeğinde Mitsotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı? Perde arkasında neler oldu? Ben de böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ve kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım. Masama geçtim. O da kimden nasıl izin aldı bilmiyorum. Oradan çıktı. Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı. Efendim, bu F-16 satışıyla ilgili ABD Eurofighter'da alternatif olarak konuşulmuştu. Görüşme devam ediyor. Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim. Cumhurbaşkanı. Ama ne dedim? Dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl Patriot'larla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S-400'leri aldıysak, F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var. Tamam. Teşekkür ediyorum. Aynı konuda Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olan Çekya'nın başbakanı Fiala'dan bir açıklama var. Fiala, Türkiye göç krizinin anahtarı olduğunu söyledi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlendi. Toplantı sonrası Çekya Başbakanı Peter Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ortak basın toplantısı düzenledi. Çekya Başbakanı Fiala, Türkiye'den övgüyle bahsetti. Türkiye mevcut göç sorunlarını çözmenin anahtarıdır. Türkiye sadece göçmenleri topraklarında tutan bir ülke değil. Aynı zamanda göçmenlerin geldiği ülkelerdeki sorunları da çözme konusunda önemli adımlar atan bir ülke. Fiala, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne de vurgu yaptı. Türkiye müzakerelere önemli katkılar sağlıyor. Savaş esirlerinin serbest bırakılmasına yardım etmesi ve Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin serbest bırakılmasındaki rolü de çok büyük dedi.